أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عيننا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد Rabbi euzu bike min hemezzati şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz imam yani devlet reisi hakkındaki dersimiz devam ediyor. Facirin dine hizmeti konusunda sevgili peygamberimizden gelen bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor yüce Allah bu dini facir bir adamla da teyit eder, kuvvetlendirir buyurmuşlardır. İbnül Münir bu konuda Allah'ın facir bir kimse ile de dinini kuvvetlendireceğini, onun fücuru ve kötülüğü kendine ait olduğunu söylemiştir. Yine başka bir haberde sevgili Peygamberimiz buyuruyor, sizin üzerinize öyle kimseler İmam olacak ki, yani devletin başına geçecek ki, bazı davranışlarını güzel bulup memnun kalacaksınız. Bazı davranışlarını da çirkin bulacaksınız. Kim kötü olduğunu söylerse, müdahene ve nifaktan kendini korur. Kim de dil ile söylemekle beraber kalben buğz ederse ilahi mesuliyetten kurtulur. Kim de bu fena işlerden büyüğümüz yapmıştır diyerek memnun kalır ve onlara uyarsa helake gider. Ey Allah'ın Resulü, bu fasık imamlarla harp edelim mi diye sordular. O zaman da hayır, namaz kıldıkça itaatten ayrılmayın devamı cevabını vermiştir. Demek ki devlet başkanında aranan özelliklerden birisi de namazdır. Bu hadis-i şerifte namaz kıldıkça isyan etmeyin. Burada emri anlaşılmaktadır. Yine Müslim-i Şerif'te gelen bir rivayette amirlerinizden birinde kerih addettiğimiz bir şey, davranış, söz vesaire görürseniz onun amelini kerih görmeye devam edin. Fakat itaatten elinizi çekmeyin diyerek kabih olanı takbih ile itaati birbirinden vazıh olarak ayırmıştır sevgili Peygamberimiz. Evet kıymetliler. Müslüman da olsa, namaz da kılsa bazı insanların
hatasının olacağı, hatasız kulun olmayacağı ve burada bu hatayı, küçük hatayı düzelteyim derken büyük fitnelerin zuhur edeceği ihtimalleri göz önünde tutularak isyan etmeyin demiştir. Ve bu fasık devlet başkanıyla harp edelim mi diyene de hayır, namaz kıldıkça demiş, itaat edin. Bunların hepsinin en büyük kusur kafir olmasıdır. Kafir olmadıkça öbür hataları nasihatlerle, öğütlerle, buğzlarla insanlar itaata devam etmesi gerekir. Ama kafir olduğun anlaşıldıysa hükmen, Kur'an-ı Kerim'e göre, mütevatır sünnete göre, o zaman ümmeti Muhammed parçalanmadan bir bütün olarak gereğini yapmalıdır. Hürmetsizlik etmeme konusunda da Ebu Amir üzerine ince bir elbise giymiş olarak hutbe veriyordu. Ebu Bilal fasıkların elbisesini giyiyor dedi. Ebu Bekir'e atılarak efendim sus, böyle konuşma. Ben Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini duydum, işittim dedi. Yeryüzünde Allah'ın sultanını, alçaltanı kıyamet günü Allah alçaltır buyurdu. İşte burada da ufak tefek kusurlardan dolayı devlet başkanının aleyhinde olmanın, bakın bir de dini, uhrevi mesuliyeti vardır. Ne diyor? Yeryüzünde Allah'ın diyor, sultanını, yani devlet başkanını alçaltan kimseyi kıyamet günü yüce Allah alçaltır buyuruyor. Bugün Müslüman düşmanı olanlar Müslüman başa geçmesin diye elden gelen ne kadar yalan, iftira, efendim komplo, kumbas gibi neler varsa bunları kurmaya çalışıyorlar. Gavura ses etmiyorlar. Münafığa, müşrike, fasıklara, facillere ses etmiyorlar. Nerede bir Müslüman varsa onu yıpratmaya çalışıyorlar. Ey dünyadaki Müslümanlar, aklınızı başınıza alın. Hariciler gibi aşırı uçlar da hep düşmanla işbirliği yapıyorlar. Müslüman devlet başkanına karşı koyup ümmeti parçalamak için düşman onları rahatça kullanıyor. Aklınızı başınıza alınız. Yüce İslam kendi içinde kendi ıslahatını yapmaktadır. Yine bakın gelen haberde, hadisi şerifte, kim dünyada yüce Allah'ın makam vermek suretiyle aziz kıldığı sultana ikramda bulunursa, kıyamet gününde de Allah ona ikram eder. Kim de yüce Allah'ın sultanını dünyada alçaltırsa, yüce Allah da onu kıyamet günü alçaltır. Buna dikkat edin. Yüce Allah kendi lütfundan kime ki bu dünyada Allah'ın makam vermek suretiyle aziz kıldığı sultana
ikramda bulunursa, kıyamet gününde de Allah ona ikram eder. Kim de Allah'ın sultanını, yani devlet başkanı olan halifeyi dünyada alçaltırsa, Allah da onu kıyamet günü alçaltır buyurdu. İmama itaatın haddi hududu konusunda da Müslüman kişi üzerine hoşuna giden gitmeyen her hususta emredilen şey masiyet, Allah'a isyan, dine İslam'a isyan olmadıkça söz dinlemek ve itaat etmek gerekir. Eğer masiyet, yani Allah'ın yasak kıldığı bir şeyin yapılması emredilirse, emre ne kulak verilir ne de itaat edilir. Öğleleri çıktığı vakit ne yapalım diye sordular. Efendim, Peygamber Efendimiz, bu da sorulur mu? Allah'a isyan emredene itaat yoktur cevabını verdi. İşte görüyorsunuz, Allah'a isyanı kim emredebilir? Ancak kafirler yapar. Peki Müslüman olduğu halde bunu Allah'a isyanı emrediyorsa ona nasihat edilmeli ve gerçek ulema ona ilmi olarak gereken dersi vermelidir. Allah'a isyanda itaat yoktur. Allah'a itaat etmeyene itaat yoktur. Allah'a isyan edene itaat yoktur. İmtina etmeye kadir olduğu halde itaat ettiği takdirde haram işlemiş olmaktadır. Bazıları da Allah'a isyanı emredenlere yağcılıkla itaat etmeye kalkarlar. İşte bunlar da mesuldürler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ensardan birinin komutanlığında bir ordu yola çıkarır. Komutanlarına itaat etmelerini askerlere tembih eder. Sefer sırasında bir ara askerlere öfkelenen komutan, odun toplanmalarını, büyük bir ateş yakmalarını emreder. Onlar alev alev iyice tutuşunca komutan askerlere, ateşin içerisine kendinizi atın der. Askerlerden bazıları ateşin yanında durakalarak, biz hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kendimizi ateşten korumak için tabi olduk, bir de ateşe mi gireceğiz derler. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu olay getirilir, anlatılır. Komutan böyle yaptı derler. Peygamberimiz buyurur, eğer ateşe girselerdi, ebediyen çıkamazlardı. Allah'a isyan olan şeyde kula itaat yoktur. Ateşe atılmayı Allah emretmiyor ki. Burada Allah'a isyan var. İtaat maruftadır, doğru olandadır. Aklın ve şeriatın iyi kabul ettiği şeydedir itaat. Aklen itaat edilmesi gerektiği şeriatın emirleriyle birlikte itaatın edilmesi gerektiği yerlerde itaat olur. Akla aykırı, şeriata da aykırı işlerde itaat olmaz. Evet kıymetliler, imama ne zaman isyan edilir? Alaşağı edilip azledilir.
açık bir küfür, kafir olduğu açığa çıkınca, Buhari'de Ubade Hazretleri açık küfür işlemedikçe ölçüsünü vermektedir. Evet kıymetliler, demek ki günahkar olmayan insan olmaz. Ama kafir olduğu açıkça belliyse, o zaman imama hem isyan edilir hem de azledilir. Ama her şey ümmetin birlik ve beraberliğini bozmadan, devlete, millete zarar vermeden, fitneye, fesada alet olmadan, düşmanla işbirliği yapmadan ümmet kendi içinde bu işi zararsız bir şekilde ne yapacak? Baştaki kafir imamı al aşağı etmesini bilecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam biat etmek üzere bizi çağırdı diyor. O kıymetli sahabi. Gittik, biat ettik. Bizden biat sırasında koştuğu şartlar, meyanın da dinlemek ve itaat etmek şartı da vardı. Öyle ki emir hoşumuza gitse de, gitmese de, darlıkta olsak da, bollukta olsak da, başımızdakiler bencilliğe düşerek makamlarını kendi menfaatlerine kullansalar da itaat edecektik. Keza makam sahipleriyle yanımızda Allah'tan sarih bir delile, muhalefetle açık bir küfre düşmedikleri müddetçe makam hususunda niza etmemek şartı da vardı diyor biat ederken. Bunların hepsi maslahatı, faydalıyı celbetmeye, zararı def etmeye yöneliktir. Rastgele muhalefet olmaz. Rastgele imamla, devlet başkanıyla uğraşmak devlete, millete zarar verir. Bugünkü yapıcı muhalefetler yıkıcı muhalefete dönüşürse, bunlar düşman kadar zararlıdır. Belki de içerideki düşman odur. Onun için kıymetliler, başa geçirmeyi de bilmeli, fitneye, fesada alet olmadan, kafir olursa baştaki aşağı almayı da bilmeli, fitneye, fesada alet olmadan. Düşmana efendim malzeme hazırlamadan, düşmanla işbirliği yapmadan, makam hususunda niza konusu, imamın azlini meşru kılan tek sebebin açık küfür olduğunu belirtirler. İşte onlar açık bir küfre düşmedikçe, efendim imama isyan, devletin başına isyan edilmez. Nevevi şöyle ifade eder. Halifeler, onlar İslam'ın esaslarından birini tayir etmedikleri müddetçe sırf zulüm ve fıskları sebebiyle isyan caiz değildir. Bakın buraya da dikkat edin. Nevevi gibi yüksek bir alim böyle diyor. Halifeler, onlar İslam'ın esaslarından birini tayir etmedikleri müddetçe sırf zulüm ve fısıkları sebebiyle isyan caiz değildir. İslam'ı yok etmeye çalışan nice insanlar görüldü.
bunlara ses çıkaramadılar. Ama bir Müslüman başa geçince hortladılar. Şeriat geliyor, şeriat kahrolsun diye sokaklara döktüler milleti. Fitne üstüne fitne, fesat üstüne fesat. Darbelerle geldiler, milletin devletini, hazineleri soydular gittiler. Ey ümmeti Muhammed, bir ve bütün ol, peygamberini iyi dinle, İslam alimlerini iyi dinle. İbni Hacer'in zalim imamı fitne ve zulme yer vermeksizin tahttan indirmek mümkünse bunu yapmak bir vecibedir demektedir. Değilse sabretmek vecibedir diyor. Yine faydayı celbetmeye, zararı def etmeye yöneliktir bu İbni Hacer'in sözü de ve doğrudur. Doğru olanı küfre düşmedikçe isyanın yasak olmasıdır. Küfre düştüğü takdirde devlet başkanı, amirler, isyan vacip olur. Nitekim Abbasi halifelerinden Memun, Mutasım ve Vasık, Kur'an-ı Kerim için Kur'an mahluktur iddiasını ki alimlerce bid'at olarak vasıflandırılmıştır. Kur'an mahluktur diyen ehli bid'attır. Ehl-i sünnet Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır demiştir. Ama bu halifeler Kur'an mahluktur demişler ve bu batıl fikirlerini yaymaya çalıştılar. Bu maksatla alimlere darp ettiler, hapse attılar ve katille, yani öldürmeye varıncaya kadar her çeşit işkenceyi tatbik ettiler. Buna rağmen hiçbir alim bu muameleleri sebebiyle onlara isyan etmek gerekir dememiştir. Çünkü alimler sabretmesini de bilirler, şehit olmasını da bilirler. Ümmet yeter ki zarara gitmesin, devlet yıkılmasın diye, düşman çullanmasın diye, fitne fesat efendim hortlamasın diye. İbn-i Hacer bir başka vesileyle kafir imama karşı isyan vecibesinin icma ile sabit olduğunu ve bu vecibenin her Müslümana tereddüt ettiğini belirtirsek, efendim sözünü şöyle noktalar: buna gücü yeten sevap kazanır, göz yumup müdahene eden günahkar olur, gücü yetmeyen de oradan hicret eder. Bu da kafir imam devlet başkanı hakkındadır. Bunu da İbn-i Hacer yine bu şekil açıklamıştır. Azli gerektiren tabii haller açık küfür dışında, efendim delirtmek, sağırlık, dilsizlik, düşkünlük derecesine varan yaşlılık, yani görev yapamaz hale gelmiş. O zaman imam, devlet başkanı azledilir. Yerine yenisi nasip edilir. Düşman eline esir düşmesi de azlini gerektiren sebeplerden biridir. Kurtarma ümidi de kesilirse azli gerekir. O da devletin başı başkansız, devlet hükümetsiz kalmasın diye. Çünkü
devletin başına mutlaka birisi gidince birinin gelmesi gerekir. Sebepsiz azil mümkün müdür? Evet kıymetliler, hayır. Böyle bir hakla, hakka sahip değildir. Sebepsiz, bunu da Bakillani söylüyor. Sebepsiz devlet başkanı, efendim, azledilemez. Bir de istifa meselesi. İstifa da ölmesi gibidir. Yenisini seçmek terettüp eder. Azilde aleme fesat, niza ve haksız yere adam öldürmeler mevcuttur. Hülasa isyanın meşru sebebi açık küfürdür. Fısk ve vesaire sebeplerle azledilemez. Zira azilde aleme fesat, niza ve haksız yere adam öldürmeler mevcuttur. Açık küfürün yanında. İtaatın şart olmasının sebepleri fitneyi önlemektir. Zararların büyüklüğü ve çokluğu sebebiyle İslamiyet bütün gücüyle fitneyi önleyici ve bastırıcı tedbirlere ağırlık vermiştir. Devlet başkanına eften püften şeylerle ihsan ettiğin zaman ne yapacaktır? Zararın daha büyüğü gelmesi melhuz ise, ihtimallerin dahilinde ise dikkat edilir. Masum kanı dökülür, yazık olur. Bir kimseyi öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Haksız yere birini öldürdüğün zaman. Devlet başkanını aşağı azlederken, indirirken, bunu fitnesiz, fezatsız, kansız, kavgasız yapman şartıyla olur. Fitnenin çıkarılması kolay, durdurulması imkansız denecek kadar zordur. Nesilden nesile geçer. Kıyamete kadar da fitne devam eder. İşte Şia fitnesi Hazreti Osman zamanından günümüze kadar 14 asır geçtiği halde zaman zaman hala ıstırabını çekmekteyiz. Şia kendi içinde nice kollara ayrılmıştır. Hem birbiriyle uğraşırlar, hem de fitne olmaya devam ederler. Yine devlet başkanına rastgele isyan etmek milli birliği bozar. Düşmanların iştahını kabartır. Üzerimize düşman saldırır, çullanmaya çalışır. Fitne şer unsurlar istifade eder. Fitneye alet olursan en kötü insanlar faydalanır, ümmet zarar görür. Hedefe meşru olan vasıtalarla gitmeye izin vermiştir. Gayrimeşru vasıtalarla gitmek ise yasaklanmıştır. Anarşi ve fitne, terör ise yolların en kötüsü, en gayrimeşrusu ilan edilmiştir. Fitne ile tarihte hedefe asla varılmamıştır. Fitne fesat çıkarayım da ben başa geçeyim diyenler emeline ulaşamamıştır. Mutezile kendi gibi düşünmeyenleri tekfir etmek, fasık, imama itaat etmemek gibi prensipleri benimsemiş. Efendim Abbasi sarayında hakimiyet kurduğu
Hicri 18 ile 234 yılları arası kendisi gibi düşünmeyen ilim adamlarına tatbik edilen zulüm, işkence, hapis ve kıtallerle doludur. Ve İslam tarihinin en kara sayfalarını teşkil eder. Çünkü bu hariciler, mutezililer kendinden olmayanı derhal kafir derler. Ondan sonra da ihsan edin derler. Bunlar fitnenin başıdır. Kendileri fitne olduklarının ya farkında değiller veyahut da kasten ihanet ediyorlar. İmamın tayin ve tespiti, yani devletin başına bir devlet başkanının geçirilmesi konusu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in halife oluşunda cereyan ettiği şekilde biat esnasına hazır bulunmaları mümkün olan ülema, rüesa ve adalet ve rey sahibi kimselerden oluşan ehlül hal ve vel akit tarafından seçilmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halife oluşunda cereyan ettiği şekilde selahiyetli bir kimse tarafından tayin edilmek. Selahiyetli kimse ehli sünnete göre ya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır ya da önceki halifedir. Halifenin kendi yerine ömrünün sonunda birini tayin edebileceği icma ile kabul edilmiştir. Zira Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir tarafından yerine halife tayin edildiği zaman eshaptan kimse itiraz etmemiş ve herkes bunu kabul etmiştir. Onların bu kabulü halifenin yerine geçecek kimseyi tayin etme usulünün meşruluğuna delil kabul edilmiştir. Çünkü icma oluşmuştur. Herkes kabul etmiştir. Zor ve istila yoluyla başa geçmek, biatsız, seçimsiz başa geçecek olsa, Allah'ın emirlerine zıt olan taraflarıyla kabul edilmez. Allah'ın emirlerine zıt olmayan emirlerine itaat etmek gerekir. Ehlül hal, alimler ehlül hal ve vel akitten bir veya iki kişinin biatını imametin sübutu ve tahakkuku için yeterli görmüşlerdir. Yani müştehit derecesinde yüksek bir alim veya bir veya iki veya daha fazla alimler varsa bu yeterlidir demişlerdir. Yeter ki aday diğer şartları haiz bulunsun. Yani İslam'ın öne sürdüğü şartlar varsa diyor seçilen kişide. O zaman bu doğrudur diyorlar. Hazreti Ömer sadece Hazreti Ebu Bekir tarafından, Hazreti Osman, Abdurrahman İbni Af tarafından seçildiler. Ve bu işe bütün ümmetin icmağını talep şöyle dursun. Medine'deki ehlül hal vel akdin icmağı bile talep, icmaini bile talep etmediler. Ama sonradan icma oluştu ve kabul edildi. Sadece işi bulandıran, fitneye alet olanlar ortaya çıktı onda dair. Onlar da İslam tarihini
incelerken, oradan size keşif notları verirken onları da inşallah anlatmaya çalışacağız. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in tümüne birlik beraberlik içinde ehliyetli, liyakatli insanların hep başta olmasını, onların da ümmet tarafından kıymetinin bilinmesini Cenab-ı Hak nasibi müyesser eylesin.